Eğitimde halen istediğimiz noktada değiliz diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan esasında eğitimi tamamen dinsel temele oturtarak bilimsel, çağdaş unsurları ortadan kaldırmaya, mezhepçi zihniyetini eğitimde de egemen kılmaya çalışıyor. Vatandaşın cebine uzanarak değil, çocuklarımızın beynine bilimsel eğitimle ulaşarak ülkeyi kalkındırabilir, savunma sanayinde belli bir yere gelebilirsiniz. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit olarak ilmi esas alması işte bu yüzdendir. Eğitimde sürekli gericiliği esas alan Milli Eğitim Bakanlığı aslında hepimizin geleceğini bombalıyor. Mezhepçi anlayışla toplumsal barışımızı dinamitliyor. Bugün Türkiye'de iki buçuk üç milyon arasında Arap Alevisi vatandaşımız yaşıyor. Bunlar hiçbir zaman kendilerini Nusayri olarak tanımlamamıştır. İslam dinine büyük zararı veren Emeviler döneminde icat edilen Nusayrilik kelimesi esasında Arap Alevilerince asla kabul edilmemektedir. Ne yazık ki 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında Nusayrilik adı altında bir başlık açılmış ve burada Arap Alevilerini İslam dışı gösteren ifadelere yer verilmiştir. Kitapta Nusayrilerin kendi deyimleriyle Hatay, Tarsus, Adana ve Lübnan'da yaşadığı belirtilirken Hazreti Muhammed'i değil Muhammed bin Nusayr'ı kabul ettikleri yönünde skandal yorumlar yapılmıştır. Arap Alevileri İslam dışı gösteren bu anlayış ötekileştirici, kışkırtıcı bu safsata bilgiler toplumumuzu derinden bölecek ifadeler içermektedir. Bugün Ehli kültür kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı ve Alevi kanaat önderlerinden Şeyh Ali Yeral'de Ders kitabındaki bu skandal ifadeler nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Kendisi biz Allah'tan başkasına iman etmeyiz. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Ali'nin güneşte ya da ayda olduğuna inanmak akıl tutulmasıdır. Bizim için Hazreti Ali gönüllerde ve temiz yüreklerdedir diyor Ali Yeral. Şarabın Aleviler için kutsal olmadığını, Haç için dini lider mezarının ziyaret edilmesi gibi bir durumun söz konusu bile olmadığını açıklamıştır yine kendisi. Özetle söyleyecek olursak Arap Alevilerini İslam dışı göstermeye çalışmak hem de bunu halkın her kesiminin ödediği vergilerle oluşan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yapıp Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarıyla gerçekleştirmek, çocuklara, genç beyinlere mezhepçi, ötekileştirici zihniyeti yerleştirmeye çalışmak, toplumsal barışı bombalamaktır. Orta Doğu'daki yangın dikkate alındığında bugün ihtiyaç duyduğumuz tek şey toplumsal barış, sevgi, hoşgörü ve farklılıklara saygıdır. Dinimiz ile Arap Alevilerinin inancı ve değerleri ile alakalı olmayan safsataların din bilgisi adı altında öğrencilere öğretilmesi, genç beyinlerin kirletilmesi, zihinsel bulanıklık yaratılması eğitimde yaşadığımız acı tablonun kötü örneklerinden biridir. Üzücü olan şey toplumsal barışın Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yok edilmek istenmesidir ki kabul edilemez olan da budur. Alevi toplumunu Din, kültür ve ahlak bilgisi dersi üzerinden asimile etmek, ötekileştirmek, suistimal etmek ülkeye kaostan başka hiçbir şey getirmez. Milli Eğitim Bakanlığı bu skandal kitabı hemen toplatmalı ve Arap Alevilerinden özür dilemelidir. Bakan İsmet Yılmaz'ı bu konuda hemen şimdi harekete geçmeye çağırıyorum.